Merhaba arkadaşlar. 11. testimizle devam edelim. Birinci sorumuzda ABC'de yamuk verilmiş. AC ve BD köşegenler verilmiş. AB uzunluğu 12, DC uzunluğu 6 santimetre olduğuna göre EF uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar iki yol kullanacağım burada. Birinci yol diyorum. Birinci yol. Şöyle bir formülümüz vardı. Alt taban uzunluğu A, üst taban uzunluğu C olmak üzere EF doğru parçasının uzunluğu 2 çarpı A çarpı C bölü A artı C diye bir kural vardı. Bu kuralı hatırlayan arkadaşlarımız buradan çözebilirler. Yani 2 çarpı 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6. Bu da e, 144 bölü 18 demektir. Yani 8 cm EF uzunluğu bulunur. Başka bir yol daha kullanmak istiyorum. Formül kullanmak istemeyen arkadaşlar için e, benzeri kullanacağım. Şöyle ki şimdi şu üçgenlere baktığımızda burada bir kelebek benzerliği görüyoruz. Burada bir kelebek benzerliği. Kelebek benzerliğinin oranı 6'ya 12 ise hemen şuranın uzunluğunun 1'e 2 olduğunu veya oranın 1'e 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şu uzunluğa biz x dersek şuranın uzunluğu 2x demektir. Benzerlik oranından dolayı. Peki şu parçanın uzunluğuna y dersem şuranın uzunluğu da y. Bunlar birbirine eşit idi. O halde burada bir benzerlik kullanıyorum. y bölü 12 eşittir. y bölü 12 eşittir. x bölü 3x benzerlikten. Buradan y eşittir 4 cm bulmuş oluruz. O halde bizden EF uzunluğu istenmişti. EF uzunluğu da 2Y'ye eşit olduğu için 8 cm olarak elde ederiz. Bu da ikinci yol olarak çözümünü görmüş olalım. İkinci soruda arkadaşlar. AC ve BD köşegenler verilmiş. EF orta taban verilmiş ve verilene göre x uzunluğu nedir? Şimdi önce şunu bir görelim. EF orta taban ise yamuğun orta tabanı ama aynı zamanda şu LF uzunluğu ve EK uzunluğu da üst tabanın yani şu 7'nin orta tabanıdır. O halde orta taban olduğu için şu parçanın uzunluğuna 3,5 bu parçanın uzunluğuna yine 3,5 cm gelecektir. Ve orta taban olayını bir hatırlayalım. EF doğru parçası yani orta tabanın uzunluğu alt taban ile üst tabanın toplamının yarısı idi. EF'nin toplam uzunluğu ne yapar? 10 santimetre eşittir. X artı 7 bölü 2. O halde X artı 7 eşittir. 20'den X eşittir. 13 santimetre cevabımız denizli elde ederiz. Üçüncü soru arkadaşlar. Yamukta şöyle bir e, kuralımız vardı. Konu anlatım kısmında da geçiyor kitabımızın. Oradan arkadaşlarımız bakabilir. Çalışan arkadaşlar hatırlayacaktır. Eğer bir yamukta açı ortaya verilmişse bize bu açı ortayı doğrusal olarak uzatalım. Üst tabanı doğrusal olarak uzatalım. Burada bir kelebek benzerliği oluşturalım. Diye bir kuralımız var. Bu kuralı e, bu tip sorularda kullanacağız. Şimdi şu noktaya K noktası dersem. Burada gördüğümüz gibi KCE üçgeni ile BAE üçgenleri birbirine benzer üçgenler kelebek benzerliğinden. Ve BE uzunluğu EC'nin iki katı verilmiş bize. Yani şu parçanın uzunluğu şu parçanın iki katı. Bunu biraz sonra kullanacağız. Şimdi önce bir de şu paraleli biz nasıl kullanacağız? Bir de şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Açı ortayı daha doğrusu. Alfa alfa dersem Z kuralından burada bir alfa var. Ve ikiz kenar üçgen olduğunu görelim. Şu parça 7 ise şu parçanın uzunluğu da 7 santimetre ikiz kenar üçgenden. 4 ise CK'nın uzunluğuna 3 santimetre kalmış olur. Toplam 7 olduğu için. Şimdi benzerlik kullanıyoruz. Buradaki benzerlikten A'ya 2A oranı. A'nın 2A'ya oranı 3'ün X'e oranı benzerlik özelliğinden bunu görmüş oluyoruz. O halde x eşittir 6 santimetre bulacağız. Dördüncü sorumuzda ise yine şunu hatırlayacak arkadaşlarımız kitabımızdan çalışanlar, eğer bir yamukta açı ortay ve dik aynı anda verilmişse, bakın şu BE doğru parçası hem açı ortay verilmiş hem de dik verilmiş. Bu tip sorularda da şöyle bir çözüm yöntemi anlatmıştık. Bunu şekli yukarı doğru tamamlayalım, bir üçgene tamamlayalım. AD ve BC'ye doğru parçalarını uzatıp birleştirdik. Ve bir K noktasında bunlar birleşmiş olsunlar. Bir üçgen elde ederiz. Ve şunu görelim arkadaşlar. Açı ortay var. Aynı zamanda dik var. Hem açı ortay hem yükseklik ise aynı zamanda kenar ortaydır. Şu parçanın uzunluğu 9 cm ise şu parçanın uzunluğu da 9 cm. Dolayısıyla buranın uzunluğuna 6 cm kalmış olur. Şimdi de x uzunluğunu bulmak için bir benzerlik kullanacağım. Yani KDC üçgeni ile KAB üçgeninin birbirine benzer olmasından dolayı 6 bölü 18 eşittir. 5 bölü x diyoruz. Benzerlik oranını kullanacağız. 6 bölü 18, 5 bölü x. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda veya gerekli sadeleşmeleri yaparsak x eşittir 15 santimetre olarak buluruz. Beşinci sorumuz bir çizim sorusu. Arkadaşlar A, B, C, D bir yamuk olarak e, çizmemiz istenmiş. Şöyle bir yamuk çizelim. AB ile CD birbirine paralel olacak şekilde bir yamuk çizdik. AC ve BD köşegenlerini çiziniz demiş. AC köşegeni ve BD köşegenini çiziyoruz. AC dik BD olsun. Yani köşegenlerin birbirine dik olması istenmiş. AB uzunluğu 9 cm. DC uzunluğu 4 cm. AC köşegeninin uzunluğu 12 santimetre ise şu köşegenin toplam uzunluğu 12 ise BD köşegenin uzunluğu istenmiş. Arkadaşlar şöyle bir e, püf noktamız var burada da. Eğer bir yamuk sorusunda köşegenler birbirine dikse eğer Köşegenler birbirine dikse yapacağımız hamle şu. BA doğru parçasını uzatıyorum. Üst tabana eşit olacak kadar. Eşit olacak kadar uzatıyorum. Yani 4 cm kadar. Ve D noktasından bir doğru parçası çiziyorum. Şimdi bunlar birbirine eşit olduğu için şu noktaya K noktası dersem burada ACDK bir paralel kenar olur. Ve 12 ise A uzunluğu, bu parçanın uzunluğu da 12 santimetre ve şu köşegenlerin dik olmasından dolayı şuradaki açının ölçüsü de 90 derece olur. Taban uzunluğunun toplamı 13 santimetre gördüğümüz gibi ve bir dik üçgenimiz var burada. Dik üçgenimizin bir kenarı 13, bir kenarı 12 gördüğümüz gibi. O halde diğer kenar, 5 cm olacaktır. Bizden istenen zaten BD köşegeninin uzunluğu 5 santimetre buluruz. 6. sorumuzda eee göre ABC ve ADC üçgenleri DC paralel AB olacak şekilde birleşerek bir dik yamuk elde ediliyor. Bunlar birbirine paralel olduğu söylenmiş. Verilenlere göre mavi ve yeşil üçgenlerin alanları farkı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın yeşil üçgenle alakalı bir şey verilmemiş bize. Mavi üçgenin tabanı verilmemiş. Sadece alanlar e, farkı nasıl bulacağız? Zaten bakın değer istemiyor bizden. Üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulmamıza gerek yok. Fark isteniyor. Dolayısıyla şöyle yapalım. Hani dik yamuk sorularında şunu demiştik daha önce de hatırlarsınız. E, ya içeriden bir dik çizerek dik ve dik üçgene ayırıyoruz. Veya da şekli dışarıdan tamamlayarak bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Şimdi dışarıdan tamamlayalım. Ve şunu hepimiz hatırlarız arkadaşlar eski bilgilerimizden. Dikdörtgen de şu köşegen bu dikdörtgenin alanını iki eş parçaya ayırır. Ve 90 şurada bir 60 derecemiz var. Burada 30 derecemiz olsun. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısına 4 köküş santimetre diyelim. Ee, yeşil ve mavi üçgenin alanlar farkı isteniyordu. Şimdi şunu bir görelim arkadaşlar. Şu alanların toplamı yani mavi alanla beyaz alanın toplamı yeşil alana eşit. O halde şu üçgenin alanı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 yani 8 kök 3 santimetre kare bulunmuş olur. Buradaki alana 8 kök 3 dersem. Buradaki alanın değerini S dersem buradaki alanın değeri S artı 8 kök 3 birbirine eşit olduğu için. Yani zaten bizden bu ikisinin farkı isteniyordu. Alanları farkı 8 kök 3 santimetre elde ederiz. Evet 7. sorumuzda. Şimdi burada arkadaşlar iki tane özel üçgen kullanacağız. Önce e, şurayı bir okuyalım. AB uzunluğu 70, BC 24 santimetre olan bir düzenek var. AB uzunluğu 70 santimetre, BC uzunluğu 24 santimetre. A ve C noktaları arasına gergin bir lastik bağlanmıştır. Önce bu lastiğin uzunluğunu bulmak için şurada bir hatırlama hatırlatma yapalım arkadaşlar. Hatırlatma, bir dik üçgenimiz vardı öz şöyle bir özel üçgen. Bir kenarı 12, bir kenarı 35 olduğunda hipotenüsümüz 37 santimetre oluyordu. 12, 35, 37 diye bir üçgen. Gördüğümüz gibi verilen üçgen bunun iki katı. Yani 24 var, 70 var. Dolayısıyla buradaki uzunluk 37'nin iki katı 74. Yani lastiğin ilk durumdaki uzunluğu 74 santimetre. Peki ikinci şekle baktığımızda. ikinci şekilde Herhangi bir noktasından çekilerek DC dik BD ve DC 60 cm olacak şekilde geriliyor. Şimdi burası 90 derece ve DC'nin uzunluğu 60 cm olacakmış. DC'nin uzunluğu 60 cm ise şuradan yine bir dik çizdiğimizde 24 cm'lik uzunluk yerinde duruyor. Bakın burası değişmedi. 24 Burası 60 santimetre ise buraya 10 santimetre kalır toplamı 70 olduğu için düzenekte. Burada yine bir özel üçgenimiz vardı 5-12-13 üçgeni. 5-12-13 üçgeni bunun iki kat olduğunu görüyoruz. 10-24 ise hipotenüsümüz 26 santimetre. Lastiğin dur uzunluğu ilk duruma göre kaç santimetre artmıştır? Yani ikinci durumda lastiğin uzunluğu toplam 86 santimetre oldu gördüğümüz gibi. Yani 86'dan 74 çıkardığımızda 12 santimetre lastiğin uzunluğu artmıştır diyebiliriz. 8. soruda ABCD yamuğunda AB ile DC birbirine paralel. Dolayısıyla burada hemen açı ortayı kuralından şunları bir görelim arkadaşlar. AA dediğimizde Z kuralından şurada bir A derece. Aynı şekilde şu açının ölçüsüne b b dediğimizde z kuralından yine burada bir b derece bulmuş oluruz. A E, e F 6 santimetre verilmiş yani şu uzunluk 6 burası 6. FB uzunluğu 5 santimetre. 2 E K eşit pardon 3 EK eşit 2 CK. yani EK yerine 2 K dersem KC'nin uzunluğu 3 K demiş. Şimdi burada bir kelebek benzerliği kullanırsak arkadaşlar şu parçanın uzunluğuna da x dersem benzerlikten dolayı kelebek benzerliğinden dolayı altının x'e oranı eşittir 2k'nın 3k'ya oranı buradan x e eşittir 9 cm buluruz. Bunu bulduk. Peki bize çevre ABCD sorulduğu için diğer yan kenarlarda bulmamız gerekiyor. AD kenarını bulabilmek için bakın burada şuna dikkat edelim. B var, B var. Yani şu uzunluk ile şu uzunluğun birbirine eşit olduğunu görelim. Yani 12 cm burası. Diğer taraftan aynı mantıkla şu parça ile şu parçanın da eşit olduğunu görelim. Burada da bir ikizkenarlık var çünkü açılardan dolayı. 11 cm ise burası da 11 cm ve <laughs> Sonuç olarak çevre A, B, C, D topladığımızda arkadaşlar e, alt tabanımızın uzunluğu 17 artı yan kenar 11 artı 9 artı 12 toplarsak e, 20, 32 ve 49 santimetre olarak cevap Edirne elde ederiz. Dokunun soruda e ee, ABC'de ikizkenar yamuk verilmiş. AC ile DF birbirine eşit verilmiş. Şimdi arkadaşlar, ikizkenar yamukta en önemli özelliklerimizden birisi köşegenlerin birbirine eşit olmasıydı. Yani şu BD köşegenini çizersek BD köşegeni ile AC köşegeninin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda şu parçaların da birbirine eşitliğinden dolayı burada 32 derece, burası 32 derece ve şurada da 32 derecelik bir açı oluştuğunu biliyoruz. Peki burası 32 dereceyi bulduk. Verilenlere baktığımızda bir de AC ile DF eşit verilmişti. Yani AC DF'ye o halde şu DF'nin uzunluğu da DB uzunluğuna eşit olur. Gördüğümüz gibi DB uzunluğuna da eşit oldu. Yani şurada bir ikiz kenarlık söz konusu. Şunla şu birbirine eşit oldu. Aynı zamanda 112 derece verilmiş. 112 dereceden dolayı şuradaki açının ölçüsünü elde edebiliriz arkadaşlar. Ee, şurada bir 64 derecelik açımız var. İki iç açının toplamından. Burada yine iki iç açının toplamı 112'ye eşit olduğu için e, çıkardığımızda 48 derece buradaki açıyı bulmuş oluruz. Ve ikiz kenarlıktan dolayı. 180'den 48'i çıkarırsam 132 derece. Bunu da 2'ye böldüğümüzde 66 derece yani alfa açısı 66 derece olarak bulunmuş olur. 10. sorumuzda ABC'de ikizkenar üçgen verilmiş. Eee ikizkenar arkadaşlar şunu bir hatırlayalım önce. C noktasından bir dikme çizersem şu açımız 90 derece. Ve Z kuralından 30 derece ise şurada 30 derecelik bir açımız oluşur. 90'ın karşısı 8 santimetre ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı ise A noktasından şu H dersek H noktasına kadar olan uzunluk 4-3 santimetre bulunur. Peki bir de ikiz kenarının şöyle bir özelliği vardı hatırlarsak şuradan bir dik çizdiğimizde ortadaki parçalar birbirine eşit oluyordu. O halde tamamı 4 köküç ise geriye kalan şu parçanın uzunluğu köküç santimetre. Ve şu parça ile şu parça eşit olduğu için HB uzunluğuna da köküç kalmış olur. O halde bizden istenen AB uzunluğunun toplamı 5 kök 3 santimetreye karşılık gelecektir. Evet 11. sorumuzda arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ikiz kenar yamuk biçimindeki kağıt EF boyunca katlanıyor. Şimdi EF boyunca katladığımızda gördüğümüz gibi şurada 5 santimetrelik uzunluk var. Katlayınca buraya 5 santimetre gelir. Ve sağ parçamız uzunluğu 6 ise buraya 1 santimetre kalır. Şuradaki yüksekliğimizin uzunluğu burada. Şu parçalar birbirine eşit olduğu için şunlar birbirine eşit demektir. Ve üstteki parçamızda birbirine paralel olduğu için şunlar dolayısıyla... Burada sağda bir paralel kenar oluşur. Yani D üstü C uzunluğu 1 cm. Bizden bu yamukların çevreleri farkı istenmiş. E, B, C, F yamuğu ile şu büyük sağdaki toplam yamuk ile e, yeşil yamuğun farkı isteniyor. Çevreleri farkı. Şimdi arkadaşlar şu parçaya A dersem burası A. Şu parçanın uzunluğuna mesela X dersem. Şimdi dikkat ederseniz burada... Parçalar zaten hep birbirine eşit yani. Şu h ortak. x ortak. a ortak. 5 ortak. Yamuğun çevreleri farkı sadece 2 cm. Yani fazlalık olan 2 cm'lik bir uzunluk vardır diyoruz. Ve 12. soruda ABC'de ikiz kenar yamuk. Yine şuradan bir dikme çizdiğimizde arkadaşlar. ikiz kenar yamukta şuradan ve şuradan birer dikme çiziyorum ortadaki parçanın uzunluğu 3 santimetre burası 5 santimetre. Sağdaki parçanın toplam uzunluğu x olduğuna göre şuraya x eksi 5 dediğimizde soldaki parçanın uzunluğunun da x eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şu toplam uzunluk gördüğümüz gibi x eksi 5 artı 3 yani x eksi 2 santimetre bulunur. Ve, bize yamukların alanları oranı verilmiş yani alan AFDY. E, biz 2s dersek bunun alanı 3s diyebiliriz. Şimdi bu alanları oranlayalım arkadaşlar. Alan alan afeD eşittir. Soldaki yamuk gördüğümüz gibi yamukların yükseklikleri aynı bu arada. Alt taban artı üst taban yani x 2 artı 3 alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yani x artı 1 çarpı h bölü 2 demektir. Sağdaki yamuğumuzun alanı ise alan FBCE FBCE eşittir. Bunun da alt taban uzunluğu x üst taban 5 x artı 5 çarpı h bölü 2. Bunların oranı 3'e 2 verilmiş bize. Yani arkadaşlar şunu diyebiliriz x artı 1 çarpı h bölü 2'nin x artı 5 çarpı h bölü 2'ye oranı 2 bölü 3 verilmiş. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şunlar sadeleşti gördüğümüz gibi geriye ne kalır? X artı 1 bölü x artı 5 eşittir 2 bölü 3 İşler dışarı yaptığımızda 3x artı 3 eşittir 2x artı 10 değeri bulunur ve e, x'i bu tarafa 2xi bu tarafa attığımızda x eşittir 7 santimetre olarak elde etmiş oluruz.